biz maksimum ölçüde kaynağı buraya da kaydırarak yine her türlü yangın söndürme faaliyetlerini yürütmeye çalıştık. İlk etapta zaten havadan iki helikopterimiz vardı burada. Birisi daimi şekilde konuştu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ama yetmeyeceğini anlayınca hemen ikinci helikopter. Sonrasında da bugün de iki ilave uçağımızla birlikte hamdolsun şu anda yoğun şekilde yangına müdahale devam ediyor. Toplamda da 4 uçak ve 4 helikopterle yangın olabildiğince şu an itibariyle resmi anlamda kontrol altına alınmıştır demek belki ilgili resmi konumdaki arkadaşların işi ama tüm arkadaşlarımız tüm gücüyle çalışıyorlar. İnşallah akşam itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiler. Kontrol altına almaya çalışılıyor. Beşparmak dağlarındaki tüm yangının hüküm sürdüğü bölgeyi dolaştık. Biraz kuzey bölgesinde çalışmanın yoğunlaşması gerekiyor ki şu anda da yoğunlaşmış durumda. Bu devam edecek. İnşallah bunu bugün itibariyle söndürürüz ve bu gerimizde kalır arzusundayız. Ben bu vesileyle tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, kurum kuruluşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere, Sayın yine Büyükelçimiz burada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız İlkan'dan itibaren tüm emniyet güçleriyle, itfaiyeyle, polisle tüm imkanlarla seferber olmuş durumdalar. Şu anda da zaten bütün çalışmalara da hem koordine ediyorlar, sivil savunma ekipleri dahil ve aynı zamanda da tam hakim konumdalar. Türkiye ile birlikte de tam koordinasyon içerisindeyiz. Tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yani ben buradan tüm Kıbrıs Türk kardeşlerimize de rahat olmalarını, sakin olmalarını, bunun inşallah bugün akşam itibariyle kontrol altına alıyor olacağımızı inşallah diyorum yine. Ola ki rüzgarda farklı bir gelişme olmaz, hızında veya yönünde veya hava şartlarında farklı bir gelişme olmaz varsayımıyla bunu ifade ediyorum. İnşallah da öyle olur. Tabii bir başka şey de bu vesileyle ben vurgulamak istiyorum. Aslında baktığımızda yangınların çoğu iki ihtimal var. Ya sabotajdır veya büyük ihtimalle insan ihmalidir. Dolayısıyla sabotajın önlenmesi devlet olarak bize düşüyor. Bununla ilgili biz her türlü çalışmayı hem Türkiye'de hem burada yapıyoruz zaten. Ama insan ihmalinin önlenmesiyle alakalı bu hepimize düşen bir görev. Tüm vatandaşlara düşen bir görev. Dolayısıyla özellikle yazın sıcakların arttığı bir ortamda piknik yapmadır, ateş yakmadır, ateşi o şekilde bırakmadır veya farklı sebeplerle aynen bu yangının çıkış sebebinde olduğu gibi farklı sebep veya gayelerle koca bir orman arazisinin ciğerlerimizin yanmasına müsaade edilmemeli. Bu birlikte önleyebileceğimiz, bilinçlenmeyle önleyebileceğimiz, önüne geçebileceğimiz bir konu. Biraz önce zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da Cumhurbaşkanımızı da aradık. Hem bilgilendirdik hem talimatlarını aldık. Çok yakinen takip ediyor Kıbrıs'taki yangını da. Benim burada olmam zaten önceden planladığımız bir şeydi ama bir şekilde ziyaretin biraz daha erken alınmasının ana sebeplerinden birisi de budur. Burada bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa bu sorun bizim de sıkıntımız, bizim de sorunumuzdur. Cumhurbaşkanımızın da ben bu vesileyle hem geçmiş olsun dileklerini hem de her türlü şartta Kıbrıs Türk'ü ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bir ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuzu gösteriyoruz ve bunu göstermeye de devam edeceğiz. Ben bir kez daha hem selamlarını hem de geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Ben yürekten teşekkür ediyorum bu güzel çalışma için, koordineli çalışma için. Sonuna kadar devam edecek inşallah. Tekrar geçmiş olsun. Evet.